Selamlar mı arkadaşlar? Volvo S40 aracım. Geçen abi ne zaman aldım bunu? 6 7 ay, 8 ay belki olmuştur. Biraz fazla da bekleriz. Belki de 8 9 ay. Yazdan sonra aldım galiba. O kısımlarda aldım. Volvo S40 2001 model aracımı satacağım. Neden satıyorsunuz diyorsanız, ben esnafım. Yani patpatları dışarıya götürebilmek için kargo sıkıntısı yaşamayalım diye bizzat kendim yükleyip, yani pikaplara, kamyonetlere yükleyip kendim götürmek istiyorum. Mesela hafta sonları sevkiyat yaptığımızda hem içerik oluştururuz hem de takipçilerim bizzat benim de gelmemi istiyorlar. Gel diyorlar, bir kuzu keseriz diyorlar. Yani kuzudan kaç koyun diyelim, koyun keseriz diyorlar. Yok ya, canları sağlık olsun, çay da olsa olur, muhabbet de olsa olur. Bu yüzden arabamı istemeyerek de olsa satma kararı verdim. Gördüğünüz gibi orijinal BBS jantları, orijinal. Ben de ilk geldiğimde BBS jantları vardı ama orijinal olan değil, kaliteli jant. 17 miydi? 17 jant, 17. Bunun ise 16 orijinal jantlar. Ben kendim alıp taktım. Lastikleri de Mijel miydi? Hangisiydi bu? Bedgestor muydu? Aa, bakayım. Continental yazıyor. Ondan sonra bunun radyosunu da değiştirdim. Radyosuna bak. Radyosunda orijinal taktım radyosunda. Diğer radyosunda yanında duruyor. İsteyen onu da alır. Ne diyorlar o radyo? Double tape. Pioner miydi? Pioner. Ayrıca aracı da açtığınız zaman da radyoyu açtığınızda hemen bak anten çıkıyor. 2001 model olmasına rağmen şarj mı bitiyor? 2001 olmasına rağmen radyo mu? Müzik mi çalıyor? Sen müziği niye açtın? Neyse, belki bir şey yemez. Bakın anten geri kapanıyor. Her şeyi çalışıyor. Aracın kazağı, değişen parça falan diyorsanız her yeri orijinal. Yani burası da ağır iş. Bu kısmından alırken ekpretiz raporları var. Ekpretizde sokmuştum. Burada lokal işlenmiş. Bir de bunda boya var. İki taraf. Değişen hiçbir zaman yok. Önemli olan burada önden vurma, bir de değişen olmaması. Çok iyi. Aracın kilometresi ise kaçtı? 184 bin, 185 bin. 1.28 Volvo motoru var üzerinde. Vites seçeneği ise manuel vites diyeyim. Yakıtı soruyorsanız, yakıtı asla hiçbir zaman tüp takılmamıştır. O benden öncekiler takmamış. Ben de takma gereği duymadım. Buradan Mersin'e gittim. Giderken gelirken tam bir ölçü yaptım. Depo bitti. Depoyu fullledim. Samsun'a gelirken şeye uğradım. Deprem bölgelerine falan uğradım. Burada 910 kilometre bir depoyu bitirdi. 60 litre alıyor bir depoda. Gördüğünüz gibi 910 kilometre bir depo bitiriyor. Bu kadar yakıyor. Zaten bunun videoları var. Alış videoları var. Aldığı videolar. Alırken videoları var. Başka ne vardı? Ayrıca ekleti de soktuğum zaman direksiyon körükleri yırtık diyordu. Bir de biraz yoktu. Onları da değiştirdim. Bir ay olmadı. Muayeneyi soktum. 2 yıllık muayenesi var şimdi. 2 yıllık muayenesi. Tek kusur far, bir de motor nuğu okunmuyor dedi. Bir de far. Zaten bunları yazmasalar para alamazlar değil mi? Para. Bir de bakın burada şey var. Burada taş çatlağı. Ekbreti de soktuk ama buradaki taş çatlağını kusur görmedi. Hafif kusur da yazmadı. Orijinal bak. Bunlar da orijinal şeyleri, camları, tüm camlarda orijinal SRS hava yastığı, SIPS hava yastığı, IC hava yastığı. Peki hava yastıkları nerede oluyor? Biri direksiyonda SRS, SIPS yanında buradan beri şu yerde, burada var burada. Her neyse, ne yazıyorsa IC işte, IC burada var. Bakın burada, burada da hava yastıkları var. Toplam 6 tane hava yastığı var. Burada zaten gösteriyor.
2, 4, 6 diye kapı etiketleri var. Bak burada kapı etiketleri. Görmek isteyenler var. Detay görmeyi sevenler var. Kapı etiketleri. Bunda burada da varmış burada. İşte. Burada kapılar da rahat dönüyor. Sağa sola aşağı yukarı oynamalar yok. Zaten az gezmiş araç. Bakın hiç sallanmıyor araç. Evet, daha bagajını görelim. Önce ilk sahip Bilkentliymiş galiba. Bilkentliymiş böyle öğrenci ama modifiye yapmamış, aksesuar takmamış, delik delme bir şey yapmamış. Sadece hangi sahibi bilmiyorum. Double tape takmışlar. Başka bir şey yapmamışlar. Gördüğünüz gibi seleleri var. Bak burada şey araç pis olmasın diye de karton kullanıyorum. İşletmeyi de görebilirsiniz. İşletmeyi. Bunun şeyde anahtarı da Volvo orijinal. Bakın Volvo'yu yazıyor. Şeyi de reflektör de orijinal. İşletme hiç kullanılmamış. Bak iplikleri falan duruyor. Hatta bu kirko bile kullanılmamış. Bu da ilginç değil mi? Bak burada da kemeri var, kemeri. İsterse bu kemeri buraya takabiliyorsunuz bu tarafa. Tertemiz gördüğünüz gibi. Sözde orijinal. Neyse yayım. Aklıma geldiği kadar sayıyorum. Sadece burada boya vardı. Burada boya olması sebebiyle yani burada etiket var mıydı bilmiyorum. Orijinalde var mıydı? Sonra mı almışlar bilmiyorum. Sadece burada bir de bu kapıda lokal olmuş. Burası bu kısmı. Ekleti söyledi bunda. İşte bak bunda varmış etiketi bunda. Şurada var. İşte aracın içinde detaylı bir şekilde çekebilirsin. Burada koltuk ayarları, koltuk ayar gördüğün gibi sırt ayarlı da burada oluyor. Sırt ayarları burada torpidosu, çakmaklığı da var, orijinal çakmaklığı. Nerede o da? İşte bu. Gördüğünüz gibi vites de, radyosu orijinal. Başka ne var? Buralar var. Lambası da yanıyormuş. Hava yastığı varmış. Bakın burada telefon koyabiliyorsunuz herhangi bir yere düşmesin diye telefon. Ha, orada var değil mi? Onu da unutmuşuk. Bu neymiş acaba? İlginç. Başka ne var bakalım. Burada gözleri var. Şurada kül tablosu galiba. Hiç kullanmıyoruz kül tablosu. Kül tablosu istemem zaten. Sigara içmek içinde sigara içmek yasak. Benden öncekiler içmemiş. Benden sonrakiler de içmez. Şurada da filesi var. Orijinal filesi. Lambaları yanıyor. Öndeki de var. Öndeki. Bakalım. Şimdi kapısı açalım bir de. Yanlarda farları var. Bak yanlarda çok hoş oluyor. Çok hoş. Arkada da var. Arka çamurlukta. Ön çamurlukta var. Sileceklerini görüyorsunuz. Bunu lambaları, farları açtığınızda cam yıkamaya bastığınız zaman su pıskırtıp siliyor. Su pıskırtıp siliyor. Bakalım ben iyiyim belki. Uyuyun bakalım. Su pıskırtıp. Yapıyor mu? Değil mi? Tamam. Başka kapıyı da açalım şimdi. Kapıyı da görmek isteyenler olacak. Kök kapıdı. İşte motor da gördüğünüz gibi 1.8 orijinal motor, bu motoru kendisinin motoru. Her yeri temiz, bakın kablo, bantlama filan hiçbir şey göremiyorsunuz. Bunu bir tüplü düşünün herhalde, tüplü bir sürü bant kablo olacak. Motor numarası okunmuyor dedikleri bu motor numarası oturmuyor. İşte tertemiz kliması falan, kliması da aktif kliması, otomatik kliması var. Aktif duruyor. Kendisi bunu açtığınız zaman bakın kolu. Bir başka ek biletiye götürdüm. Adam çubuğu indirmeye çalışıyor. Çubuğu galiba pek bilmiyorlar. Bu araç piyasada yani sıfır araçlar var biliyorsunuz. Renault, Fiat gibi araçlar. Onlarda olmayan özellikler bunda var. Sağlamlık bunda var. Hava yastıkları falan. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Satmayı istemiyorum ama zaten satacak olsam da bu kadar jant falan almazdım. Tiratlısı orijinal olsun istemezdim.
pick-up alabilmek için mecburiyetle satacağım. Eğer pick-up olan varsa tabi takası sadece pick-up'la düşüneceğim. İşte lastiklerini de çekin şimdi. Lastiklerini birazdan kamerayla çekecekler. Çekin oğlum. Tamamlayalım videoyu. Ondan sonra müşterilere bakın. Çalıştırayım. He. Bir de aracı çalıştıralım değil mi? Aracımızın 4 adet yazlık, 4 adet ekstradan jantı ve lastiği var. Kumho lastiklerimiz var. Aracın üzerinde gelen lastikler bunlar. 205, 45, 17. Ayrıca Motegin yarış jantları var. Gayet hafif, güzel. Lastikler %85'in üzerinde. Hepsi de öyle. Bütün takımlar. Kumho'nun ayrıca yedeği var. Bu neredeyse hiç kullanılmamış zaten, yazıları bile. Işıklar, demir jant. Aynen. Üzerinden çıkart tene geliyor. Kışın hemen takatını kapatlar ile bildikten. Evet arkadaşlar, kitapçığını görüyorsunuz. Kitapçı halen duruyor. Yepyeni duruyorlar kitapçı. Üstün sayfası, kullanım kılavuzları, ampul değiştirme falan. Türkçe de var tabii, Türkçe. Bu Türkçeymiş zaten, Türkçe. Diğer kağıtları falan hepsi duruyor. Burada da varmış, bir sürü belge var. Hiç dokunmadım. Biraz bakmıştım. Kitapçı işte burada. Volvo yazısı da duruyor. Çok güzel. İşte Arapça bir kağıt. Bunu da koymuşlar içine. Daha önceki sahipleri koymuştu. İşte maddeyin Sive'den yazıyor. İsveç yani. Aradığın diğer defteri burada. Volvo yol ortağınız gibi kendi defterleri. Fiyatlar da o zamanmış, eski fiyatlar. Neyse, burada da ben alırken ehliyetim raporları. Tabii inceleme aldığım zaman incelemede bunları paylaşmıştım. Bunları gördüğünüz gibi bunları direksiyon tuşlarında hiçbir şey yok. Bir de stop körü bir şey yok. Gayet güzel. Orta yazmışlar orada. Koltuk kollarında döşem sarkma vardı. Onları ben yaptım. Güzel oldu sarkmalar. İşte bak, geçti. Çok iyi diyor bak. Mükemmel. Geçti. Hepsi sarkma falan. Testleri. Bakın kapı sağ arka çamurluk boyalı. Sağ arka kapı boyalı. Kilit karşılığı lokal boya diyor. Kilit karşılığı. İşte sadece sorun burada, şurada işte, hem burada arabada herhangi bir şey yok. Neyse, ekleti raporları da böyle. Şimdiden aynı alıcısı daha iyi olsun diyor. Keşke imkanı olsa da satmasam diyorum ama yapacak bir şey yok. Uzun ömürler kullanırım sanmıştım. C7 anahtarı da var. İlgilenmemeyimden olursa 554-697-93-55 WhatsApp mesaj attın ya da aramalı yine ne gün içinde ararsınız. Eğer akşam falan olursa WhatsApp'tan mesaj atarsınız. Ben bakarım. Ayrıca şimdiden hayırlı olsun.